bildiği, her söylediği, her paylaştığı olay. Sosyal medya uzmanı, anne, moda gurusu. Herkesin onun hakkında bir fikri var fakat gerçeği bilen çok az. Şeyma Subaşı Son Moda'ya konuk oldu ve hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte o renkli dünyanın perde arkasındaki o merak edilen hayat. Ettiğiniz pek çok soru, öğrenmek istediğiniz pek çok şey var. Şeyma Subaşı ile birlikteyim ve merak ettiğiniz her şeyi kendisinden öğreneceğiz. Şeyma, tekrar merhabalar, nasılsın? Merhaba, merhaba Bilge. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyidir, ben de her zamanki gibi enerjik duruyorsun. Her zaman pozitif görüyoruz seni. Yok, siz böyle seni. Bir anda çok enerjik bir şekilde içeri girdiniz. Ben de dedim. Aynen. Genel olarak da çok pozitifsin. Hiç böyle moralinin bozuk olduğu zamanlar olmuyor mu? Ya da nasıl motive ediyorsun kendini? Valla moralim bozuk olduğu zamanlar tabii ki de oluyor. Herkesin olduğu gibi, sonuçta hepimiz insanız. Ama kendimi hani o moral bozukluğundan hemen böyle nasıl tekrar geri çıkıp enerjik Şeyma olmaya kendimi hani ne diyeyim, bazı böyle triklerim var diyeyim. Mesela işte müziğin sesini açıp dinlemek gibi, evet. Veya işte arada kendimi sakinleştirmek için işte kitap okumak gibi. Veya mesela spora gidip sporda mesela hani daha böyle sakin pilates yapmak yerine, yoga yapmak yerine daha böyle bir boxing hani ya da kardiyo evet yapıp böyle daha böyle stresimi atmaya yönelik açıkçası şeyler yapıyorum. Açıkçası moralim yerine geliyor, düzeliyorum. Yani sonuçta ben her gün spor yapan bir insanım ve ben her spor yaptıktan sonra çok mutlu bir şekilde çıkıyorum oradan. Ve haftanın 5 günü de, 4-5 günü de yaklaşık yapıyor oluyorum ama yaklaşık 45 dakika, 1 saat sürüyor. 1 saatten daha fazla yapmıyorum. Evet, herkesin merak ettiği soru da bu. Fit olmayı bu kadar nasıl başarıyorsun? Spora mı borçlusun bunu? Bence hem sağlıklı, evet, beslenmek. Bunu bir yaşam standartı, yani yaşam tarzı haline getiriyorsun aslında. Hem yediklerim, hem içtiklerim, hem de yaptığım evet sporum veya hani uykum bile her şeyi dengeliyor sonuçta hani vücudundaki. O yüzden çok fazla mesela su içerim. Hani çok fazla su içerim. Bunu hani herkes bilir. Yani su içmek gerçekten çok yararlıdır. Bence çünkü biraz da doğuştan şans diye bir durum var. Metabolizmanın evet, da hızlı çalıştığı. O da var. Benim annem mesela, annem, babam, ablam da çok incelerdir. Kardeşim, evet. Ben de. Hani aslında bir dakika, ablam evet, zaman ablam hamileyken çok fazla kilo almıştı. Belki onu takip edenler bilir. Instagram'da böyle hamilelik döneminde çok fazla kilo almıştı ama o da mesela hemen toparlamıştı vücudunu. Çok dikkatli beslenerek, işte spor yaparak, kendine güzel zaman ayırarak o da mesela hemen fit haline, eski haline dönmüştü. Ben de hani benim açıkçası öyle bir dönemimi hatırlamıyorum. Hani çok kilo aldığım dönemi hatırlamıyorum. Veya mesela hamileliğimde de yine çok dikkat ediyordum yediklerime, içtiklerime, yine sporuma. Mesela hamilelik döneminde ağır spor yapamıyorsun. Ama mesela ben daha çok yurt dışındaydım. Orada doğum yapmıştım, Miami'de, belki bilirsin. Hani orada mesela hani yürüyüşlerim, pilateslerim ve hani böyle yogam, onlara çok önem veriyordum. Ve sadece hamileliğim boyunca 11 kilo almıştım. Seni küçük yaşlardan itibaren tanıyoruz. Hayatımızdasın. Evet, hiçbir zamanda kilolu hatırlamıyoruz. Aynen. Peki yemekle aran nasıl? Şeyma Subaşı denilince sanki mutfağa girmeyen bir imaj geliyor insanın aklına. Evet. İddialı olduğun bir yemek var mı? Yok. Yok mu? Direkt yok. Yani evet, iddialı olduğum yemek, eğer istersem yapamayacağım bir şey yok. Onu düşünüyorum açıkçası. Hani böyle bakarak anneme sorduğumda falan hani yaptığım şeyler oluyor ama keyif almıyorsun belki de yemek yani yaparken. Evet, gerçekten. Yani belki de bilmiyorum, hani şımarıklık diyeyim, belki de hani ne olur bilmiyorum ama ne denir bilmiyorum ama sonuçta hani hep annem yapardı. Şimdi de mesela biri var yapan ve hani ben böyle oraya girip de keyif alıyorum yemek yapmaktan diye bir şey yapmıyorum. Ama şimdi mesela ablam bana bunu yeni söyledi. Ablam da çok fazla yemek yapmazdı. Şeyma dedi, Duru'ya, hani kızına, yemek yapmak bana inanılmaz iyi geliyor. Şu anda daha yeni onu keşfettim dedi ve sürekli dedi hani pilatesten sonra, o da işte spor hocası, spordan sonra eve gidip mesela Duru'ya yemek yapmak beni çok iyi hissettiriyor. Ona yemek yapıyorum diyor. Mesela ben hani pek yapmadım. Ben mesela güzel sabah kahvaltıları hazırlardım. Hani hazırlarım. Ama böyle çok fazla yaptım. Yani pek zevk almıyorum. Evet. Daha doğrusu evet, neyse. Bari söyle. Peki hamilelik döneminde ne kadar kilo aldın? Çünkü sonrasında sanki hemen o kiloları geri verdin. Hamilelikte 11-12 kilo aldım.
Açıkçası ama şöyle bir şey var, şimdi ben normal doğum yaptım. Normal doğum yapınca aynen daha kolay oluyor. Evet, normal doğum yaptıktan sonra ben diğer gün hemen biz mesela sushi yemeği, hani Melisa'yı alıp böyle Puseti ile beraber sushi yemeye gitmiştik ikinci gün doğumumun. Yani çok kolay aslında normal doğum yapmak gerçekten hani kadın vücudunu da tamamen yeniliyor zaten hani bunu. İçerisinde hemen böyle eski Şeyma, yine böyle hani belim ince, işte eski sportif yine Şeyma'ya dönmüştüm açıkçası. 3 ay 4 ay sonra aynen. Peki Melisa da gerçekten çok büyüdü ama henüz çocuk denecek yaşta ve çocuklara da böyle sağlıklı yiyecekler yedirmek çok zor. Abur cuburları daha çok seviyorlar. Aynen. Sen neler yapıyorsun? Nasıl sağlıklı yiyecekler yediriyorsun? Doğru. Melisa doğduğundan beri aslında böyle sağlıklı iyi beslenen biri oldu. Belki de hani nasıl götürüyorsan öyle gidiyor. Mesela Melisa hani gazlı içeceklerin tadını bilmez. Şu anda 5,5 yaşında ve hala onların tadını bilmiyor. Hani ayran içiyor, limonata içiyor, su çok içer mesela. Hani yemekte yine portakal suyunu çok seviyor. Hani çok şükür yararlı şeyleri çok seviyor. Ben öyle belki biz verdiğimiz için doğduğundan beri. Mesela Melisa'ya en sevdiğin yemek ne diyorsun? Brokoli diyor. Melisa şöyle çikolata sevmiyor ama mesela şekerlemeleri çok seviyor. Mesela o tatlı, ekşi şekerleri evet biraz fazla seviyor. Ama onda da mesela onu diyorum ki bak işte internetten fotoğraf gösteriyorum. Bakın bunu da evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Şey internetten mesela bak eğer bunları çok yersen dişlerin böyle olur. Mesela siyah siyah dişler gösteriyorum. Dişlerin böyle olur. Bak Melisa boğazım böyle şey yapar. Aa tamam o zaman hemen gidip yine dişlerimi fırçalayayım falan deyip böyle dişlerini fırçalayayım. Ufak tefek böyle kandırmacalar yani, ne değil mi? Yani şimdi hani sonuçta ne zaman? Şu an Melisa 5-5,5 yaşında. Sonuçta bir 2 sene daha belki böyle kandırabilirim ama sonra zaten biliyor ki seneye şimdi ilkokula başlayacak. Orada zaten artık böyle hani onu daha kandırma hani bu tarz. Evet. Ama ne kadar geç girerse bu olaylara o kadar iyi diye düşünüyorum. O mesela gazlı içecekler konusunda da mesela hani şu ana kadar içmedi. Bundan sonra da hani evet tabii ki de içecek ama ne kadar geç o kadar iyi diye düşünüyorum. Ben. Evet çünkü çok fazla takipçim var. Sanırım bir 3 milyon gibi bir rakam ve bütün anneler, genç kızlar seni takip ediyorlar ve bu konuları da çok merak ediyorlardı. Çünkü Melisa çok tatlı, çok akıllı duruyor. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Evet. Bu arada sağlığa çok dikkat ediyorsun beslenme konusunda ve bunun üzerine de bir kafe açtın. Ve ödül de aldı aynı zamanda. Hayırlı olsun diyorum. Peki bu fikir nasıl oluştu? Kendi hayat tarzını mı yansıttın? Şöyle aslında biz ben şimdi hani bu sene açtım ama ben bunu aslında Melisa'nın doğumundan önce bile 6-7 sene öncesinde de her yurt dışına gittiğimde oradaki internetten kafe, sağlıklı kafe ve restoranları ve hani içeceklerin olduğu yerleri araştırırdım ve oralara gidip işte orada denemek, tadmak isterdim her şeyi. Ama bu hani son 2 senedir kafamda olan bir şeydi aslında. Türkiye'de de hani bunun olup olmadığını, böyle kafelerin olup olmadığını bilmiyordum ama. O kadar yaygın değildi sanki. Değildi aslında. Önceden. Evet aslında sosyal medyada şimdi kendini hani yaşam tarzı olarak belirleyen bunu, kendi hani sporunu daha fazla yapan, daha sağlıklı beslenen insanlar daha fazla paylaştıkça bu daha fazla böyle yaygınlaşmaya başladı aslında şu anda. Ve ben de son 2 senedir bunu Türkiye'de açmak istiyordum aslında. Hani daha fazla bilinçlendirmek, neden hani bilinçli, biz de hani böyle insanlarız aslında, hani kendimize bakıyoruz, hani sporumuza gidiyoruz aslında, hani belki sağlıklı yemek hani neden olmasın bizim de böyle bir yer, kafe, restoran olmuş dedim ve son 1 senedir aklımda olan bir şeydi ve 6 ay önce de burayı açmaya karar verdik. Sürekli sağlıklı yiyecekler var değil mi menülerde? Evet, sağlıklı yiyecekler, içecekler ve tatlılarımız var. Hani şimdi tatlı deyince aklımıza mesela sadece hani undan, şekerden, evet baldan, yağdan hani yapılan tatlılar gibi gelir ama aslında öyle değil. Bizim mesela işte şekerlerimize normal şeker yerine mesela Hindistan cevizi şekeri kullanıyoruz. İşte unumuz yerine mesela koji kullanıyoruz hani tatlılarımızda. İşte hurma kullanıyoruz ve inanılmaz tatlı, inanılmaz lezzetli tatlılar oluyor aslında.
Peki kafenin mutfağına sen de giriyor musun arada? Görüyoruz böyle fotoğraflar. Sadece maça yapmasını biliyorum. Yo biliyorum aslında. Evet. Hani yani şimdi şeflerimize haksızlık olmasın zaten onlar. İnanılmaz becerikliler. Çok güzel iş çıkarıyorlar gerçekten, yapıyorlar. Yani yemek kısmında yokum. Ama bu mesela smoothie kısmında hani bu muzla çileği karıştır. İçine birazcık maça koy. Birazcık işte şundan ek falan diye onları yapabiliyorum. Aynen yapıyorum. Peki Şeyma Subaşı haftada kaç gün spora gider? Evet. Şeyma Subaşı haftada bir 4-5 gün gidiyor ama şöyle o gittiğim günlerde hani bir saati gerçekten hani bir saat 10 dakika yapmıyorum. Mesela 45 dakikada o ağır sporumu yapıyorsam 15 dakikasını kesin son 15 dakikasını stretching yapıyorum mesela. Ve her gün değiştiriyorum mesela. Bir gün pilatesteysem, diğer gün ara verdiysem öbür gün boxing yapıyorum mesela. Diğer gün kardiyo yapıyorum. İşte diğer gün mesela belki yogaya, belki dansa falan hani bunları mesela yapıyorum ve belki aslında her şeyden az az yaptığım için ben de hani daha fit görünümlü olduğum sürekli, olurum. Sürekli aynı şeyi yapmak da biraz sıkmıyor mu değil mi? Evet, sıkıcı. Evet. Ama işte o sıkıcı olmuyor. Orada gerçekten stresini atıyorsun. Mesela işte hocanla konuşmak bile, onunla dertleşmek bile spor anda. Hani bu arada şunu da söylemiyorum. Hani gittiğimde böyle bıdı 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 konuşan bir tip değilim. Hani tam tersi böyle full hocam motivasyon. Bir şey söylerse aynen full motivasyon sadece ona odaklı. Hoca bir şey söylerse hatta onu böyle kapattırır. Hani tamamen sadece hani o spora odaklanıyorum ve bana şey gibi geliyor. Böyle hani orası kafamı tamamen boşalttığım böyle hiçbir şey düşünmediğim yer haline geliyor. O bir saat en azından öğlen telefondan da uzaklaştığım böyle her şeyden uzaklaştığım yer oluyor. Mesela kitap okurken de öyle oluyor işte telefonunu bırakıp işte hani bir saat okuyorsam mesela hani onu bırakmış oluyorum ve tamamen ona odaklanmış oluyorum. Çok fazla seyahat ediyorsun aynı zamanda uçakta da kitap oldukça fazla zaman oluyor okumak için değil mi? Aynen. Şimdi çok fazla bana kitap bu aralar hani kitap çıkaracağım belki biliyorsundur aynen inşallah bir aya çıkın. Herkes bana kitap yolluyor şey. Çok merak ediyoruz acaba neler olacak? Evet, çok güzel, yakın bir zamanda güzel. Değil mi? Yakın zamanda evet aslında hani tam içeriğini söylemeyeyim ama şöyle olacak. Sadece Şeyma. Sadece Şeyma. Evet. Tamam bu bile yeterli aslında. Az çok tahminlerimiz var kafamızda ama çok merak ediyoruz gerçekten. Evet, güzel. Mesela zamanında ben işte dün yine bakıyorum böyle günlükler tuttum. Hani inanılmaz şeyler yazmışım oraya. Hani okudukça gülüyorum bazen böyle hani duygusallaşıyorum. Ay ben böyle kapatıp şöyle yaptığım oldu dün hatta. Ben bunları yaşadım. Ben böyle şeyler yaptım. İnsanın bir yılına bile tutmuyor aslında o düşüncelerini hiçbir sonra şekilde. Okuduktan sonra. Evet, bana annem hep söylerdi mesela Şeyma derdi bir gün bir önceki aklını hani bir ay önceki aklını beğenmeyeceksin diye. Gerçekten öyle hani bir ay sonra bile böyle ben neden acaba öyle söyledim ya da ben neden acaba öyle yaptım diye hep böyle bir şeydeyim yani aslında. Çünkü çok pozitifsin. Seni her zaman böyle görüyoruz. Seni de öylesin. Sen de çok enerjik olan biri. Teşekkür ederim. Peki arada böyle moralinin bozuk olduğu zamanlar oluyor mu? Yükseltmek için neler yapıyorsun? Yani ben tabii hepimiz insanız. Tabii ki de moralim bozuk olduğu günler oluyor ama böyle hani böyle bazı şeylerim var benim, böyle triklerim var. Hani onları yapınca aslında bir anda böyle moralim hani tekrardan eski Şeyma haline gelmiş oluyor. Hani düzelmiş oluyor. O da mesela müzik dinlemek. Kendini iyi hissettiğin evet, şeyler. Evet, çok iyi geliyor. Yani ve hani böyle müzik bazen işte sakin müzik, bazen böyle daha hani böyle hareketli müzik dinlerim ve hani gerçekten tahmin eder misiniz bilmiyorum ama böyle müziği açıp deli gibi dans ettiğim falan oluyor. Hani direkt ruh halini değiştiriyor. Aynen. Hemen değişiyor. Melisa ile mesela oynadım. Eğer bir şey moralim bozulduysa işte her şeyi mesela bırakıp yani çok komik. Gerçekten. Dün Melisa ile yine böyle oynuyorum. Duru ile Melisa oynuyorlar. Dedim ki Melisa dedim bak hadi ben de oynayacağım dedim. Beni almadılar aralarına. Ben ponimle geldim böyle. Evet benim de karnım acıktı çocuklar diye böyle geldim. Hani sesimi öyle yapıyorum falan. Bana böyle baktılar. Anne dişko falan. Ben böyle ne oldu neden? İşte şey biz ikimiz şimdi Duru ile oynuyoruz. Sen birazcık komik oldun. Ben de sonra gittim video açtım. 2016 yılında böyle çekmişiz. Bunlarla böyle video yapıyorum. Bakın dedim size bu oyunları ben öğrettim çocuklar. Benimle siz böyle oynadınız. Arkadaş gibisiniz. Evet, bu çok güzel bir şey. Sonra oynadılar benimle. Böyle mesela yine bir yarım saat falan geçti. Hemen unutmuştum. Annem böyle bana bakıyor. Vallahi kızım bravo diyor.
oluyor yani. Hani bu tarz şeylerle bilmiyorum kendim bir şekilde tekrar... Ya şöyle bir şey de var mesela böyle bak nefes almak çok güzel bir şey değil mi? Hani diyorum ki Allah'ım şükürler olsun biz nefes alıyoruz. Hani ayaklarımız tutuyor, elimiz tutuyor. Hani aynaya bakıyorum hani böyle bir hayat yaşıyorum. Ne kadar şanslıyım. Evet. Peki ben neye üzülüyorum? Hani Allah ölüm vermesin yakınlarımızı hani hani kaybedenler var, ne yaşayanlar var, ne acılar yaşayanlar var ama böyle kızım böyle bir kıza sahibim, böyle bir hayata sahibim hani şükürler olsun deyip tekrar hemen zaten çıkabiliyorum yani. Çok teşekkür ediyorum ben. Şeyma Subaşı ile olan sohbetimize bir virgül koyuyoruz. Hemen arkasından tekrar birlikte olacağız. Son modadan ayrıl.